kişiyi bu kaza sevdiklerinden ayırdı. Hayatını kaybedenlerden 12'si İskenderun'da son yolculuğuna uğurlandı. Her şey çok güzel başlamıştı. Ancak dönüş yolunda meydana gelen kaza 14 canı sevdiklerinden ayırdı. Kazada 4 öğrenci ve 1 öğretmenini kaybeden İskenderun'daki ilkokul hüzne boğuldu. Acı olay sebebiyle bugün 5 Temmuz İlkokulu tahsil edildi ve bugün öğrenciler yerine veliler okula taziye için geliyor. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin. Toplu bir ölüm. Bir facia, yani ne diyebiliriz ki? 3A sınıf öğretmeni Ahmet Cebeci bu kaza sonucu yaşama veda etti. Cebeci'den geriye öğrencileriyle çocuk olduğu bu görüntüler kaldı. Yalnızca öğrencilerin değil, öğretmen ve velilerin de büyük sevgisini kazanan Ahmet öğretmenin ölümü sevenlerini yıktı. Ahmet Bey bizim babamızdı, baba derdik ona. Baba adamdı gerçekten. Baba adamdı, hiç bizi incitmedi. Allah da onu incitmez. Öğretmenimiz o kadar iyi bir insandı ki, gerçekten çok iyi bir insandı. Gerçekten bir öğretmen gibi değil, bir baba gibiydi bütün sınıftaki velileri. Ahmet Cebeci öğretmen, seni çok seviyoruz. Sen çok iyi bir öğretmendin. Çok hem de çok iyi. Kazada hayatını kaybeden 8 öğrenci 12 kişi için cenaze töreni düzenlendi. 3. sınıf öğrencisi Nehir Uludağ'la annesi Hayriye Nur Seviner'in Kaptanpaşa Camii'ndeki cenaze törenine Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Törende küçük kız ve annesinin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızı Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 10 kişi ise çeşitli camilerdeki cenaze namazlarının ardından ebediyete uğurlandı. Şoför Feruşah Esen'in naaşı defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Giresunlu sınıf öğretmeni Ahmet Cebeci'nin cenazesinin ise yarın İskenderun'da toprağa verilmesi bekleniyor.